Merhaba arkadaşlar, konumuz natural olarak 50 santimetre kol yapmak mümkün mü? Yağ oranınıza bağlı ve ne kadar süredir çalıştığınıza bağlı, tabii ki genetiğinize de bağlı. Yağ oranına gelirsek, ben 50 santimetre kola ulaştığımda benim yağ oranım %10'un üzerindeydi. Belki %12. Belki %10'du, hatırlamıyorum. %9'larda 49 santime ulaştım. %8'e indiğim zaman kolum aşağı yukarı 48'e, hatta daha altına 47'ye indi. Yani %5-6 vücutçu yarışmasının girdiği, o vücutçuların düştüğü yağ oranına natural olarak düşsem, benim tahminim kollarım belki 43 santimetre olurdu, belki 44 olurdu, bilmiyorum. Yağ oranınıza bağlı. Kaçıncı senem 50 santimetreye kola ulaştım ben? Aşağı yukarı 13. senem falan bu ağırlık çalışmalarında. 13. senemde falan 50 santimetre ulaştım ama dediğim gibi yağ oranım yine %10'un üzerindeydi. Ama öyle %12'nin de üzerinde değildi yani. Yine karın kaslarım gözüküyordu. En azından üst 4 kas rectus abdominis rahat gözüküyordu. Şu anda 49, bazen 48 oluyor. Yağ oranıma bağlı. Yağ oranım %9, %10. Bazen %9'un altına geliyor, düşüyor. Ben çok ciddi bir şekilde makrolarımı tartan falan bir adam değilim. Yani vücut geliştirme zaten yapmıyorum bildiğiniz üzere. Yarışmacı da olmadım. O yüzden öyle çok ciddi bir diyetim yok ama yıllardır da artık düzenli bir şekilde yediğim için yani eti şöyle elime aldığım zaman aşağı yukarı gramajını söylerim. Yani benim mesela ellerim biraz büyüktür. Şöyle kıymayı tuttuğum zaman eti aşağı yukarı 330 gram civarında bilirim. Yani en azından ne kadar protein aldığımı bilirim. Proteinin hesabını yaparım. Yani sabırlı olursanız olmayacak bir şey değil. Olur ama %5-6 yağ oranıyla 50 santimetre kol yapamazsınız. Belki %8'de falan, %9'da yapabilirsiniz. Bilmiyorum, biraz da genetiğinize bağlı. Ha, benim genetiğim çok mu iyi? Öyle normal bir genetiğe sahibim ben. Yani öyle hemen alıp bir anda kocaman olan bir adam değilim. Zaten ben aslında öyle çok iri kocaman bir adam değilim. Yani biraz belki fitim, fitten belki biraz daha belki bir kademe üstüyüm ama öyle kolum vücutçu birisi değilim. Kaldı ki benim bu boyum uzun. Aşağı yukarı 1.88 boyum var. Dolayısıyla daha da zaman oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Yapılır. Ama 3-5 senede, 6 senede, 8 senede olmaz. En az 10 seneyi devirmeniz lazım, geçmeniz lazım bir. Eğer yapılamaz diyorsa birileri, yani salonlardaki hocalarımız veya sağdan soldan birileri, bunun iki nedeni vardır. Bir, gerçekten yapılabileceğini bilmiyorlar. Çünkü kendisi adam natural olarak vücut yapmamış ki, nereden bilsin natural olarak 10 senenin sonunda böyle ölçülere ulaşabileceğini. Çünkü Türkiye'de özellikle biz bildiğiniz gibi sabırsız bir milletiz. Hemen sonuç isteriz. Türkiye'de 10, 15, 20 yıl hiçbir ilaca bulaşmadan düzenli bir şekilde ağırlık çalışmış birisini Türkiye'de binde bir bulursunuz. O yüzden kendisi de bilmiyor, yapılamaz zannediyor. İkinci sebebi de şu. Adam sizi natural olarak yapılamayacağına inandırıp size ilaç sat. Eğer bir insan yapılamaz diye peşinden size kür tavsiyelerinde bulunursa, o zaman anlayın ne olur. Tekrar ediyorum, yapabilirsiniz. %10, %11 civarında yapabilirsiniz ama hemen olmaz. Sabırlı olun. İlaçsız vücut yapılmaz diyen adamlara inanmayın. İlaçsız vücut yapılır. Zaman alır ama dediğim gibi hiçbir zaman öyle %5 yağ oranında böyle bodybuilder vücutu, kalın bir vücuta sahip olamazsınız. Kalın vücuttan kastım ne?
Bodyciler kalındır çünkü kas kütlesi fazla. Yani benim mesela, ben geniş bir adamım, boyum uzun, kemiklerim de yapılı. Ama şöyle yandan baktığınızda kalın bir adam değilim. Yani o bodyciler de vardır ya, kalın falan. Öyle bir görüntünüz natural olarak olmaz. Olursa da yağ oranınız yüksek olur. 5-6 yağ oranında, %5-6 yağ oranında kocaman vücutunuz olmaz. Kaldı ki de o bodyciler de 5-6 yağ oranıyla senede belki birkaç hafta dolaşıyorlar. Bunu da bilin. Off season'da genelde değil, off season'da birçoğu aşırı kilolu dolaşıyor. Yani normal sağlıklı bir insan kilosundan fazladır yağ oranları. Yani 13-14, %15 yağ oranlarıyla dolaşanlar, daha da 4-6'ya bulaşıp daha da yukarı çıkanlar var. Yani hevesiniz kırılmasın, olur. Yaptım, oldu. Ama hemen olmadı. Zamanla olur. Kesinlikle kimsenin motivasyonunuzu bozmasına izin vermeyin arkadaşlar. Natural adam fakir adamdır. Tavuğu tek tek yumurtlar. Ama bir ömür boyu yumurtlar. Bir anda 10 tane yumurtlayıp 4. 5. senede yumurta kesilmez. O yüzden tercih sizin. Herkese bol şans.